Ultrasonun zararları. Ultrasonun zararları. Tıbben doktorların daha iyi ve sağlam tanı koymasına yardımcı olan en önemli buluşlardan biridir. Bu modern cihazla doktorlar, hastalarının iç organlarını daha iyi bir şekilde gözlemleyerek ayrıntılı bir biçimde hasta bedenindeki rahatsızlığı teşhis edebilmektedirler. Hamilelik boyunca da belirli periyodlarda bebeğin sağlığının gözlemlenmesinde ultrason çok önemli bir rol oynamaktadır. Bu doğrultuda ultrasonun insan yaşamındaki büyük faydalarını hemen her tedavi sürecinde görmekteyiz. Peki ya ultrasonun zararları ile karşı karşıya kalarak ultrasonun zararlarına maruz kalan kişiler olmuş mudur? Ultrasonun hamilelik sürecinde anne ve bebeğe zararı var mıdır? Ultrason kullanımı yaklaşık olarak 25-30 yıl öncesine dayanmaktadır. Ve zaman geçtikçe gelişen teknoloji ile birlikte ultrason cihazları da büyük ölçülerde geliştirilerek tedavi ve gözlem süreçlerinin daha rahat seyretmesini sağlamaktadır. Ancak toplum içerisinde çoğu bireyin merak ettiği konulardan biri de ultrasonun herhangi bir zararı olup olmadığıdır. Hatta bazı kişiler ultrasonun zararlı olduğuna inanarak tedavi süreçlerini yarıda bırakmaktadırlar. Ancak ultrasonun bugüne kadar yapılan tüm araştırmalar ve geniş çaplı çalışmalar sonucunda %100 olarak insan sağlığını tehdit edebilecek herhangi bir zararı olmadığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla hamile bireyler için de belirli periyotlarda ultrasona girerek bebeklerinin sağlıklarını ve gelişimini takip ettirmeleri zarar teşkil etmemektedir. Ultrasonunun zararlı olabileceği söylentileri ışın niteliğinde algılanmasından kaynaklanmaktadır. Ancak ultrason kesinlikle ışın değildir. Ultrason tamamen ses dalgalarından oluşan efektlerin görüntüsel olarak cihaza yansımasıyla sonuçlandırılan bir gözlem yöntemidir. Araştırmalara dayalı olarak yukarıda da belirttiğimiz gibi ultrasonun insan sağlığını tehdit edecek bir zararı bulunmamaktadır. Fakat düşük olasılık ve ihtimallere dayalı olarak çok sık ultrason kullanımının zararlı olabileceğini varsayan bir takım izlenimler aşağıdaki gibidir. Okuma ve öğrenmede gecikme, çocukluk çağı kanser oranının artışı, ortalama doğum tartısında azalmaya sebep olabileceği, solaklık oranında artışa sebep olabileceği, ortalama konuşmaya başlama süresini geciktirebileceği. Tabii ki bu varsayımların tam olarak tespiti ve doğruluğu henüz kesinleştirilmemiştir. Kişilerin ne kadar sıklıkta ultrason kullanımı gerçekleştirdiği bilinmediğinden tüm bu varsayımlar olası ihtimallerden oluşmaktadır.